Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle doğuş otomotivi inceleyeceğiz. Doğaçta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında güzel yukarı yönlü bir trend hareketi olduğunu, 372 seviyesine kadar çıkmasının ardından net bir düşüş trendi başlatarak bu ana trend çizgisine kadar gerilediğini görüyoruz. Ardından buranın kırılmasından sonra da satışlarla geriledi. Aslında şurada bir BED haber oluşmuştu. Bu haberle birlikte zaten düşüş yaşıyordu ki hafta içinde endekste de %6'ın üstünde bir geri çekilme olunca 217 seviyesine kadar düştü arkadaşlar. Düşüşte anlık 217 görüldü. Burada kuvvetli alımlar geldi. Tamamen negatif olan bir mumu alıcılar burada yukarı taşıyarak çekiç diye tabir ettiğimiz şurada görüyorsunuz. Tamamen alıcıların kontrolünde olan bir mumla günlük kapanışı yaptı. Ardından da yukarı yönlü hareketleri devam ettirmeye çalışan bir doğaç görüyoruz. Bugün de %2'nin üstünde pozitif bir fiyatlamayla 237 seviyesinden günlük kapanışını yaptı. Şimdi genel görüntü negatif. Hem ana trendin dışına çıkmış hem de hala düşüş trendinde arkadaşlar. İkinci çeyrek bilançosu da gelmedi. 28 Ağustos'ta ikinci çeyrek bilançosu gelecek. Beklentiler iyi bir bilançosu olmaması yönünde. Beklentilerin aksine iyi bir bilanço gelirse Doğuş Otomotiv'de hızlı yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün olabilir. Bu riski almak isteyenler, yani bilançoyu oynamak isteyenler, iyi bir bilanço bekleyen arkadaşlar isterlerse şu anki bulunduğu seviyeler, yani kısacı al satçı kısa vadede işlem yapan arkadaşlar 235-237 seviyesinden alım gerçekleştirebilir. Şu anki bulunduğu seviyelerden alım yapabilir. Burada kısa vadeci arkadaşlar kesinlikle 216-215 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanmak zorundalar. Kısa vadelik bir risk alacaklarsa, çünkü 217 kırılırsa düşüşün devam etme durumu söz konusu var arkadaşlar. Buradan yapacağınız alımla birlikte, yani 237-235 seviyesinden risk aldınız, kısa vadede yukarı yönlü hareketlerde satış gerçekleştirecekseniz 250 seviyesi geçirirse bekleyin. Çünkü 250 seviyesinin geçilmesi demek Nisan ayından beri devam eden bu düşüş trendinin kırılması demek. Daha önce de düzeltmeler olmuştu. Bakın, kırılım sonrası yükseliş. Aynı şekilde ise burada Ağustos ayından Ocak ayına 6 aylık bir düzeltme süreci geçiriyor. Bu düzeltme sonrası kırılımın ardından yükseliş hareketinin geldiğini görüyorsunuz. Burada da 250 kritik nokta. 250'nin geçilmesiyle düşüş trendi biter. Düşüş trendinin bitmesinin ardından da 284 ilk direnç olur. Devamında da 313 seviyelerine doğru bu düşüşün bir düzeltmesi gelmesi mümkün ki bu da size arkadaşlar şöyle göstereyim. Kısa vadede %10'un üstünde bir de üst dirence giderse de %30'un üstünde bir getiri sağlamış olur. İsteyen bu risk alır, isteyen almaz, ama bu risk alacaksanız da kesinlikle 217'nin altında stop loss seviyesini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Orta ve uzun vadede şirkete güvenenler, ki buradaki Doğaç'ın fiyat hatları bence ederinin şu anda altında arkadaşlar. Yani ucuz diye tabir edebiliriz. O yüzden orta ve uzun vade toplamak isteyen arkadaşlar 237 gelirse özellikle 217-218 seviyelerinden de kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Bu desteğin kırılmaması gerekiyor. Fiyat bu destekte kalırsa iyi olur arkadaşlar. Desteğin altında fiyatlamalarda tekrardan 200-202 seviyesine doğru bir düşüş olması da mümkün. O yüzden bu seviyelerden 237-235-217-218 ve gelirse de 200-202 seviyelerinden kademeli alımlar yapabilirsiniz. Yani toplama yapıp orta ve uzun vade içinde tutabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta Doğuş Otomotiv faiz sürecinden dolayı bir negatif durum söz konusu. Bu süreç bittikten sonra da işte Eylül-Ekim gibi bir faiz indirim konuşulmaya başladı. Konuşulmaya başlanması bile arkadaşlar burada otomotiv sektörünün pozitif etkilenmesine neden olabilir. O yüzden hem kısacılar hem orta ve uzun vadede kendi vade durumunuza göre olası senaryolar gerçekleşmesiyle birlikte isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi 28 Ağustos'ta açıklanacak bilanço önemli. Hatta iyi bir bilanço gelirse temettü vermesi de gündeme gelebilir arkadaşlar. Burada teknik olarak bakıldığında 250 kritik eşik, 250 geçilmesiyle birlikte düşüş trendi biter. Bu da bizi dediğim gibi 284-313 direncine kadar götürecektir ilk etapta. Burada önce bir düzeltme olur. Fiyat 313 üstüne çıkamazsa, bakın şuradaki ana trend çizgisinin üstüne atamazsa kendini, ki buradan satışlar olacaktır. O yüzden kısaca arkadaşlar buradan pozisyonunu gözden geçirsinler ya da kısa vadede al sat yapan arkadaşlar 284 ve 313 bölgelerin dirençlerini yakından takip etsin. İsterlerse buradan satsınlar.
İsterlerse de pozisyonu korusunlar tabii ki tercih, ama bu direnç geçirmeden yükseliş hareketi devam etmeyecektir. Orta ve uzun vadeci bu bölgelerde maliyetler arkadaşlar 313 geçirirse beklesinler. Çünkü tekrardan bu düzeltme bittikten sonra momentumda kaybı olmazsa yükseliş trendi kaldığı yerden devam edecektir. Bu da bizi ilk etapta 372'ye, yani orta vadede 372 seviyesine, en son zirve bölgesine götürür. Direnci aşarsa da uzun vadede doğuş tarafında da 500 seviyesi hedef fiyat olarak takip edebilir. Uzun vadede bunu üstüne basa basa söyleyeyim, 370'i geçer üstünde günlük kapanışlar görürseniz uzun vadede 500 seviyesi hedeftir arkadaşlar. Kısada 250 seviyesinin üstü pozitif, 250 seviyesinin üstüne atması yeterli. Bu düşüş trendini kırması ile birlikte ilk etapta bir düzeltme yapacaktır. Bu da bizi 284-313 bölgesine götürür. İsteyen bu dirençlerden satar. Ancak orta ve uzun vadede tutan arkadaşlar, toplayan arkadaşlar kesinlikle 313 geçirmesi durumunda satmamaları yolu. Çünkü yükseliş hareketi kaldığı yerden devam eder ki burada tekrardan ana trend çizgisine girmesi de önemli olacak. Bu kanal içine tekrar atarsa 272 orta vade, uzun vadede 500 seviyesi hedef fiyat olarak doğuş tarafında takip edilebilir. Doğuşta teknik olarak son durumlar böyle arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.